Herkese merhaba, acayip tariflere hoş geldiniz. Bugün sizinle yalancı çerkez tavuğu yapacağız. Gördüğünüz gibi ana malzememiz tavuk. Şimdi bu tavuğu çok lezzetli bir şekilde haşlamayı göstereceğim size. Tavuğumu böyle bir mutfak bonesinin içine çeşitli baharatlar ve aromalar ekleyerek hem ağırlığını alacağım hem de çok lezzetli yapacağım. Çeyrek bir soğan koydum içine, 3 tane karanfil, 2 diş sarımsak, 2 tane defne yaprağı, böyle yaprakları kırarak koyuyorum aroması çıksın diye. 1 tutam tane kekik, 1 tutam da top karabiber. Bir güzel ağzını bağlıyorum. Bunlar mutfak bonesi olduğu için gıdayla uyumlu arkadaşlar, korkmanıza gerek yok. Ama isterseniz bir tülbente de sararak aynı şeyi yapabilirsiniz. Böyle kemikli ve derili bütün şekilde tavuk göğsü ve baharat kesesini tencereme, düdüklü tencereme yerleştirdim. Üzerine suyunu ekliyorum ve 30-35 dakika düdüklü tencerede haşlıyorum. Sonrasında da ince ince didikleyip hazırlıyorum tavuğumu. Bu malzeme listesini açıklamalar kutusunda bulabilirsiniz her zamanki gibi. Bir kasenin içerisine 300 gram kadar süzme yoğurt ekliyorum. 4-5 yemek kaşığı da mayonez. Mayonez kullanmak istemeyenler zeytinyağı kullanabilir. Köri ve tuzu ekledim. Şimdi sarımsakları rendeliyorum. Ve bir güzel karıştırıyorum, homojen bir şekilde karışması için bunu ayrı kasede yapıyorum. İncecik didiklediğim tavuk göğsünün üzerine 3 yemek kaşığı çekilmiş ekmek içi ve 3 yemek kaşığı da çekilmiş ceviz ekliyorum. Ceviz bu tarifin olmazsa olmazı. Ve hazırladığım sosu da üzerine döküp homojen bir şekilde karıştıracağım. Bu çerkez tavuğunun orijinalini ben yedim. Gerçekten çok lezzetli ama yapması biraz meşakkatli. Bu cevizin yağını falan çıkarmanız gerekiyor orijinalini yapmak için. Bu orijinalini yapan çerkezlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Ben şimdilik bu yalancı çerkez tavuğuyla yoluma devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra kıvamını tavuk suyuyla ayarlıyoruz. Böyle bir kepçe ekledim. Karıştıra karıştıra kıvamına bakıyorum. Birden tavuk suyu dökmeyin arkadaşlar üstüne. Böyle yumuşak bir kıvamda olması lazım ki yerken tıkamasın insanı. 2-3 kepçe tavuk suyu benim salatama yetti. Böyle uygun bir kabın içine bütün çerkez tavuğunu alıp kaşıkla düzlüyorum. Şimdi üzerini süsleyeceğim. Daha doğrusu süslemeye çalışacağım. Ben bu konuda çok başarılı değilim arkadaşlar. Eminim siz benden çok daha güzel süsleyeceksinizdir. Klasik olarak bir sos tavasına yağ aldım. Üzerine de pul biber ekledim ve biraz kızdırdım. Bu aşamada pul biberin yanmamasına dikkat edin ki kötü bir görüntü ve tat oluşmasın. Bu şekilde süsledim. Gerçekten çok lezzetli olan çerkez tavuğumu umarım denersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.